Haftanın ilk gününden herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomist Bayram Başaran'la birlikteyiz. Hem dünyada hem de yurttaki ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Öbür Hanım. İyi haftalar herkese. İyi haftalar olsun. Evet, bayram bitti, tatil de sona erdi. Artık piyasalar da açıldı. Hem dünyada hem de Türkiye'de önemli gelişmeler var. İsterseniz dışarıdan içeriye doğru başlayalım. Dünyaya baktığımızda enflasyon bizi çok ciddi tehdit ediyor ama sadece bizi değil, artık bütün dünyayı sarmış durumda ve birçok da açıklamalar geliyor. Dilerseniz bu açıklamalarla başlayalım. Evet. Amerika'dan başlayalım. Amerikan Başkanı Joe Biden ilk defa enflasyonla ilgili ya da ekonomiyle ilgili bir yorum yaptı. Joe Biden bile o kadar endişeli ki önümüzdeki dönemde enflasyon yükselecek. Elimiz tetikte, hedef enflasyonu aşarsa her saniye müdahale edebiliriz enflasyonun yükselişine diye bir açıklama yaptı. Bu çok önemli. Amerika Merkez Bankası da yine Hazine Bakanı da elimiz tetikte bekliyoruz diyor. Herhangi bir eğer beklentilerin ötesinde bir enflasyon artışı olursa müdahale için bekliyoruz diyor. Diğer açıklama Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Merkez Bankası da ilginç bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nden sonra açıklanan enflasyon %1,8 civarındaydı. Yeni yapılan açıklamada eğer enflasyon %2'yi aşarsa biz de müdahaleye hazır şeklinde bir açıklama geldi. Christine Lagarde'dan Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'ndan. Lagarde aynı zamanda önümüzdeki dönemde enflasyonun yükseleceğini ama %2 hedefi aşarsa o zaman müdahalenin gündeme gelebileceğini açık ve net söyledi. Şimdi bu çok önemli. Şimdi burada iki tane kritik nokta var. Birinci kritik nokta, bakın insanlar açık açık enflasyonun yükseleceğini ve bundan müdahaleye de hazır olduklarını net ve net söylüyor. Bizde ise hiçbir ekonomiye yönetimi kalkıp da ya önümüzdeki dönemde enflasyon yükselecek biz de piyasalara müdahaleye hazırız demiyor. Bakın aradaki şeffaflık farkını anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu şeffaflık farkı çok önemli. Bu güven telkin insanlar. Ve maalesef dünyada enflasyon yükselecek. İkinci bir sıkıntı daha var. Pandemi dünyada ve Türkiye'de hızla artıyor. Şimdi yeni Delta Varyant, evet. varyantı hızlı bir artış gösteriyor. Türkiye'de 12 binli rakamlara çıktı bayram öncesi, bayram sonrasında. Dün açıklanan rakamlar 12 binleri geçtik ve hızlı da bir artış var. Bu tabii çok can sıkıcı önümüzdeki günlerde. Ben Ağustos demiyorum, Ağustos diyenler var ama Eylül veya Ekim'de bir artış, bir kapanma, artışa bağlı olarak bir kapanmanın gelmesi muhtemel gibi görünüyor. Bu da turizm ve hizmetler sektörünü olumsuz şekilde etkiler. Bu çok önemli. Daha çünkü istenen aşılama rakamlarını çıkamadık. Hani Mayıs ayında 100 milyonlara çıkacağız, 100 milyonda aşı yapacağız diyorlardı. Daha 60 milyonda kaldık şu ana kadar. Aşılama istenen hızda gitmiyor. Bu istenen hızda gitmemesi hem Türkiye'ye dışarıdan döviz girişini, dolayısıyla turizm girişini, turizmin büyümesini engelliyor. Evet. Aşılamanın gitmesi. Hem de gereksiz Türkiye'ye masraf yüküyor. Mutlaka insanların aşılanması gerekiyor. Aşılanmadan kaçınmaması gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi yani 4.500, 4.800, 4.900'lerde bir anda 12 binlere çıktık. Evet. 15 gün. Şimdi bu evet. çok başarılı, Ama çok karşılarında bunda ciddi bir faktörü var tabii. Evet, çok can sıkıcı bir gelişme. Dolayısıyla bu hem dünyayı hem Türkiye'yi tehdit eden bir duruma geldi. Birçok ülke işte ilk İsrail açıklama yaptı. Türkiye'ye gidiş gelişleri yasakladı. Bugün yaptı açıklama İsrail. Geçen başka ülkelerde olacak mı? Muhtemelen olacak. Türkiye'ye zaten gelen insanların gittikleri ülkede minimum 10 ile 15 gün arasında karantinaya girmesi söz konusu. Bu da Türkiye'ye turizmi dolayısıyla döviz girişini engelliyor. Yani çok minimal hale getiriyor. Yani bunlar maalesef önümüzdeki günlerde ekonomiye olumsuz şekilde yansıyacak gelişmeler gibi görünüyor. Evet. Evet, ikinci olmuşuz. Evet. Ama İkinci bu bir sefer ikinci. sevindirici bir ikincilik değil maalesef. Keşke sonlardan ikinci olabilseydik denilebilecek bir şey. Moody's'in raporundan bahsediyorum. Riski en çok artacak ülkeler arasında maalesef Nijerya'dan sonra ikinci sıradayız. Bizden sonra da Kolombiya geliyor. Siz her zaman diyorsunuz zaten güven gerekli ki yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelsin, yatırım yapsın. Moody's'in bu raporuyla da sanki daha da zorlaşıyor işler. Ne dersiniz? Şimdi biz dünyanın 20. büyük ekonomisiz, değil mi? Ama bulunduğumuz Evet. kategori dünyanın ekonomisi en gelişmemiş ülkeler ligindeyiz. Bakın. Ya da
iyi yönetilemeyen, en kötü yönetilen ülkeler ligindeyiz. Birinci sırada Moody's'in, Moody's bütün dünyaya kredi veren, kredi notu veren bir kurum. Evet. Buna göre sizin uluslararası piyasadan borçlanma kabiliyetiniz belirleniyor. Moody's'in hazırladığı raporda özellikle kredi genişlemesinden diyor. Kredi balonundan dolayı diyor. Aslında kredi genişlemiyor. Kağıt üzerinde genişliyor, reel anlamda genişlemiyor. Sizin borcunuz tekrar ana paraya dönüştürüp devam ettiriliyor. Bu balonundan dolayı dünyadaki önümüzdeki dönemde tehlike çanları çalan en baştaki iki ülkeden biriz. Birinci Nijerya, Afrika ülkesi, ikinci Türkiye, üçüncüsü Kolombiya. Yani uyuşturucuyla geçinen ülke bile bizim daha önümüzde. Bunu evet. Neden insanların görmediğini anlamıyorum. Bu şimdi Türkiye için çok büyük tehlike çan demek. Bu raporun yayından itibaren bu aynı zamanda Türkiye'nin kredi notunu da düşürebiliriz demek. Zaten yatırım yapılabilir seviyenin altındayız. Daha da altına ineceğiz. Bu Türkiye için, bizim için çok tehlike hak etmediğimiz bir nokta. Neden? Sırf yönetimden dolayı. Bizde maalesef yönetim beceriksizliği var ve bundan dolayı bu hale geldik. Maalesef önümüzdeki dönemde Türk şirketlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışı borçlanmalarına bunun maliyeti bize ekstra olarak yansıyacak. Evet. Ya başka bir şey yok. Yansıyacak yani. Ekonomi yönetimi umarım bunu görer ve doğru düzgün tedbir alır. Ekonomi yönetimi yeniden revize ederler. Umarız diyelim. Peki son olarak da doları sorayım tabii. Tatil bitti. Doların da tatili bitti mi acaba? Haftaya bir yükselişle başladı. 8.61 seviyelerinde şu anda dolar bizim yayın yaptığımız saatlerde tabii. Ne diyeceksiniz? Şimdi doların bir Türkiye'dekine bir de dünyadaki durumuna bakmak lazım. Dünyadan Türkiye'ye doğru gelmek lazım. Dünyada dolar haftaya bir gevşemeyle başladı. Ama şunu söyleyeyim. Bütün dünyada kafalar karışık. Ekonomiyle ilgili. Para piyasada ilgili. Bütün dünyada kafalar karışık. Hani tabii gerek pandemi, gerek enflasyona karşı bugüne kadar gösterilmemiş şekilde bir politika izlenmesi değişik ülkelerde ve son derece laj davranılması. Önce ekonomiyi harekete geçirmek olarak söyleniyor. İşte Avrupa Birliği diyor ki biz 2022'nin ilk çeyreğinde pandemi önceki seviyeyi yakalayabilme ihtimalimiz var diyor. Bakın yakalarız demiyor. Bizimkiler ne diyor? Biz yaparız yeteriz. Yaparız yeteriz yok. Yakalayabiliriz. Çünkü geleceği bilemezsiniz. Evet. Onlar bile yakalayabiliriz diyor. Yakalama ihtimalimiz var diyor. Enflasyonda yükseleceğini açık ve net itiraf ediyor. Tamam. Şimdi dolayısıyla oralarda kafalar biraz karışık. Amerika'daki gelişmeler çok iç açıcı olmadığı için enflasyonun yükselmesine rağmen ekonomi Avrupa kadar veya Çin kadar hızlı yüzdürülemediği için dolarda bütün yerde bir gevşeme vardı. Buna rağmen haftaya Türkiye'de yükselişle başladı. Şimdi yükselişle başlaması zaten mümkün değil. Açık ve net mümkün değil. Yani son 15 gün içerisinde para piyasalarında işlem hacimleri düştü. Dolayısıyla dolar talep olmadığı için bir gevşeme göründü. Herkes bunu gerçek bir gevşeme olarak algıladı. Değil. Şimdi insanlar paralarını cebinde tuttu. Dolar veya başka bir yere yatırım yapmak yerine tatile gitti. Şimdi o tatilde harcanan paralar bir şekilde para piyasalarına dönmeye başlayacak. O dönme öngörüldüğü için dolar ve diğer para birimleri, sırf dolar değil, diğer para birimleri de yükselmeye başladı. Evet. Ve dolayısıyla önümüzdeki günlerde maalesef büyük, ekonominin kötü yönetiminden dolayı diyorum. Bakın doların veya euronun güçlü olmasından değil, Türkiye'deki ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı Türk lirası değer kaybediyor. Önümüzdeki dönemlerde de değer kaybetmeye devam edecek. Bakın somut örnek bugün önümüze düştü rakamlar. Kuzey Marmara Otoyolu'nun devlete maliyeti 2 milyar 186 milyon dolar daha artmış. Bakın. Evet. Şimdi ne diyor rakamlara baktığımız zaman bütçesindeki şaşma %60. Yani bu akıl alacak, mantık alacak. Hadi Türk lirası bütçeyle yapsan hani su götürür tarafı var. Enflasyonu öngöremedik bilmem dersin. Ya dolar bazında %60 şaşma ne demek biliyor musunuz? Yani siz hiçbir şey bilmiyorsunuz demek. %0.5'lik şaşma da kabul edilir. Hadi %2 deyin şaştı kabul ettik. Ama %60 şaşma ne demek ya? Demek ki siz hiçbir bütçe yapmamışsınız. Evet. Plan ve projeniz doğru değil. Çünkü plan proje yapılırken mimarlar bir liste hazırlar. Mahal listesi hazırlar. Bunun üzerinden de ihaleye çıkılır. Şimdi ben de müteahhitlik şirketlerine genel müdürlük yaptım. Bir mahal listesi hazırlanır. Bir proje hazırlanır. Bu projede üzerine ihaleye çıkılır. Herkes fiyat teklifini dolar bazına verir. Biz içeride Türk lirası yapıyorduk. Maalesef devlet dolarla yapıyor. Dolar bazına verdi teklifi. Bunda şaşma oranı Türk lirası olsa %10-15, dolar olursa %1-2'yi geçmez. O da zaten kendi bütçesi, kar marjı içerisinde absorbe edilir.
Biz de şaşma, dolar bazında %60 komedir dik alası ya. Böyle bir şey olamaz. Yani hesapsızlık, kitapsızlık burada net ortada görülüyor. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde yine söylüyorum, Türk lirasının dolar karşısındaki değeri doların iyi olmasından, Amerikan ekonomisinden, Avrupa Birliği ekonomisinden daha iyi olmasından değil. Bizim beceriksizliğimizden dolayı dolar, Türk lirası değer kaybediyor. Bütün sıkıntı burada başlıyor. Ya dolar bazında %60 şaşma olur mu ya? Bu nasıl iştir? Yani böyle bir şey olamaz. Gerçekten akıl mantık alacak. Dünya hiçbirinde böyle bir şaşma yok. Yani demek ki her şey kapataslak. Gidiyor, yolda giderken bakarız diyor. İyi de kim parası harcıyorsunuz ya? Bir tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü parası bu. Maliyeti bir tane, yani şaşma oranı bu. Yani böyle bir şaşma olur mu? Yani bu şaşma yapıyorsunuz, siz ekonomi zaten yönetemiyorsunuz demek. Yönetilmediği de ortada. Yönetemiyoruz şu an ya. Yani maalesef Ankara ekonomi yönetimi bu ekonomi yönetemiyor. Böyle bir ihale sistem falan olamaz yani. Siz bakın, bu Amerika davası başka bir yerde olsa var ya, şu ana kadar bu ihaleyi yapan, bu ihalenin finansal fizibilitesini hazırlayanlar kellesi kopardı. 40 bin kere kopardı. Evet. Ha, biz de maalesef duruyor. Ya böyle bir şey olamaz. Biz bu kadar başarısız olduk diye istifa ederlerdi ama zaten bizim ülkemizde istifa mekanizması. Yani hiçbir yerde iş olamaz. Bakkalda bile böyle insanlara iş verilmez. Bakın bakkal dükkanı bu kadar iddialıyım. Gidin Avrupa'nın herhangi bir yerde bir markette kasiyere dahi oturmak, kasiyer bile yapılmaz. Bu kadar net. Nasıl %60 yaşarsınız ya? Böyle bir şey olur mu? Ya dolar bazında yaşıyorsunuz. Hadi Türk lirası anladık. O da kabul edilmez. Hadi anladığımız var söyleyeyim. Enflasyon dolayı. Dolar bazında %60 nasıl şaşarsınız ya? Nasıl hesaplarınız şaşar? Özel sektörde bir de adama dava ederler, bana zarar ettirdin diye. Evet. Yani öyle bir şey olamaz yani. Yani akıl alacak. Dolayısıyla böyle gittiği sürece Türk lirası maalesef kötü yönetimden dolayı değer kaybetmeye devam edecek. Bunun yolu yok. Devam edecek. Evet. Ha, bizim bilmediğimiz bazı fonlar, kaynaklar geliyorsa resmi olarak açıklanmayan ki Türkiye'de şeffaflık sıfır. Diyoruz onu bilemem. Ama mevcut sistem içerisinde, mevcut açıklanan rakamlar ve mevcut uygulama çerçevesinde Türk lirasının değer kazanması mümkün değil. Böyle evet. Bir yanlışlık var. Maalesef diyelim o zaman, bugün de böyle noktayı koyalım. Yine bugün ekonomide Türkiye adına güzel şeylerden maalesef konuşamadık. Bakalım yarın neler olacak. Yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.